Arkadaşlar herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 7. sınıf fen bilimleri dersinde 14. kazanım kavramı testini çözüyoruz. Konumuz insanda üreme, büyüme ve gelişme. Evet, diyor ki 1. ve 2. soruları aşağıdaki şekilde gösterilen dişi üreme sistemini oluşturan yapı ve organlara göre cevaplayınız diyor. Evet, şimdi arkadaşlar buralar nereydi? Evet, burası bir yumurtalıktı önce dişi üreme sisteminde. Burası yumurta kanalıydı. Doğru mu? Burası döl yatağı, rahimdi. Buraya da en dış kısma da vajina diyorduk. Tamam. 1. Buna göre bu organ ve yapıların görevleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Zigotun embriyoyu oluşturması mayoz bölünmeyle gerçekleşir. Zigot neydi? Döllenme sonucu oluşan, değil mi? İlk burada iki en yapılı, yani yumurta ve spermin bir araya gelmesiyle, döllenmeyle oluşan ilk canlı yapıydı. Doğru mu arkadaşlarım? Bu bebeğin ilk hali yani. Yani tek hücreli ilk zigot bileşiminde. Daha sonra bu mitoz göçererekten ne yapıyordu? Embriyoyu, daha sonra fetüsü oluşturuyordu. Daha sonra bebek haline geliyordu. Ama bu mayoz bölünmeyle değildi. Mitoz bölünmeyleydi. Mayoz bölünmeyle ne oluşuyordu arkadaşlarım? Mayoz bölünmeyle üreme hücreleri oluşuyordu. Unutmuyoruz. Döllenme olayı döl yatağında gerçekleşir. Burada gerçekleşmez. Burada bebeğin gelişimi görülür. Döllenme olayı bu yumurta kanalında gerçekleşirdi. M dediğimiz yerde. Tamam arkadaşlarım? Peki C şıkkı. Embriyonun gelişimini tamamladığı yer döl yatağıdır. İşte doğru cevabımız bu. Burada plasentayı oluşturur. Embriyo burada gelişir. Yumurtalıklar ard arda mitoz bölünmeye geçirerekten üreme hücrelerini oluşturur. Hayır arkadaşlar, mayoz bölünmeyle üreme hücrelerini oluştururlardı. Cevabımız C şıkkı oluyor. Geçiyorum ikinci soruma. Evet, ikinci soruda diyor ki buna göre K, L, M organlarının işlevleri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Döllenmenin gerçekleştiği yer. Bakalım, döllenmenin gerçekleştiği yer M'ydi. Dişi üreme hücrelerinin oluştuğu yer yumurtalık L'ydi. M, L. Daha sonra zigotun geliştiği yer K noktası. Cevabımız Denizli oluyor. Az önceki anlattığımızda zaten direkt bitişik bir şey olduğundan dolayı hiç takılmadan direkt cevabını verebildik. 3. Zigot ilerleyerek döl yatağına ulaşır falan filan. Yukarıdaki numaralandırılmış boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılırsa doğru olur. Zigot ilerleyerekten döl yatağına ulaşır. Evet. Sağlıklı bir kişide 2 adet nokta nokta bulunur. Nokta nokta kaslı yapısı sayesinde döllenmiş yumurtanın gelişmesine olanak sağlar. Şimdi mantıklı cevaplarını verelim. Zigot nerede ilerleyerekten döl yatağına ulaşıyordu arkadaşlar? Yumurta kanalında öyle ilerliyordu. Doğru mu? Yumurta kanalında döllenme oluyordu ve buradan ilerleyerekten döl yatağına ulaşıyordu. Sağlıklı bir kişide 2 adet ne bulunur? Yumurtalık bulunur. Ve neresi kaslı yapısı sayesinde döllenmiş yumurtanın gelişmesine olanak sağlardı? Arkadaşlar, hani döllenmiş yumurta, zigot nerede gelişip büyüyordu, embriyo oluşturuyordu? Döl yatağında oluşturuyordu. Direkt cevabımızın Ceyhan şıkkının çıktığını buradan görmüş oluyoruz bariz bir şekilde. Evet, 4. sorumuzu açıyoruz bakalım. 4. sorumuz ne diyor? Anne adayının diyor, ama önce soruyu okuyalım. Yukarıdaki verilenlerden hangileri embriyonun her yönden sağlıklı gelişmesi için anne adayının alması gereken tedbirler arasında yer alır? Her yönden sağlıklı gelişmesi için anne adayı ne gibi tedbirler almalıdır? Anne adayının dikkat etmesi gereken ilk konu zararlı alışkanlıklardan uzak durmaktır. Doğru mu? Doğru. Mantıksal cevap arkadaşlar. Bu genel kültür sorusu. 4. soru. İkinci şıkkımız, kendini iyi hissettiğinde, iyi hissetmediğinde vakit kaybetmeden önlem alıp ilaç almalıdır. Arkadaşlar, ilaç alma gibi bir durum yok kesinlikle hamilelerde, anne adayında. Çünkü ilaçlar, radyasyon, ne bileyim röntgen ışınları falan direkt bebeğe zararlıydı. Direkt bebek anneden bebeğe geçiyordu. Bu yapılamıyordu dedik. 3. Hamilelik döneminde bol bol röntgen çekilmelidir. Hayır, kesinlikle yanlış. Anne adayı kendisine uygun fiziksel aktiviteler yapmalıdır. Doğrudur. Bakın 1 ve 4 doğru. 5'e bakıyorum. İhtiyaç hissettiğinde doktora gitmelidir. Şimdi sizi zorlayacak cevap bu. Niye bu? Cevabı veriyorum arkadaşlar.
ihtiyaç hissettiğinde değil, düzenli olarak kontrol altında olmalı, düzenli olaraktan doktor etmelidir. Şimdi buradan şunu da çıkartabilirsiniz. Hocam ihtiyaç hissettiğinde doktora gitmesin mi yani? Bence bu da doğru diyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar bu soruyu da tamamıyla yanlış diyemiyorum. Burada bir mantık hatası var. Yani B'yi de deseniz, D'yi de deseniz doğru ama cevap neden B şıkkı? Bunu ifade ediyorum. İhtiyaç hissettiğinde değil, belirli periyotlarda, doktorun uygun gördüğü periyotlarda doktora gitmelidir, kontrol altında olmalıdır. Yani bu soru mantıken her yere çekilebildiği için şöyle söyleyeyim, rahat olun, böyle bir soru sorulmaz. Sorulsa da bu soru iptal olunur. Hocam ama kazanım karma testlerinde var. Doğru sorulmuş ama diyorum ya, sınavda gelse, LGS'de karşınıza çıksa bu soru iptal olunur arkadaşlar. Çünkü her iki yere de cevabı mantıklı olaraktan gidebiliyor. Tamam? Açık ve net konuşalım. Evet. Beşinci sorumuza geldik. Üreme sistemi ve sağlığı ile ilgili yukarıdaki verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Üreme sistemi doğrudan dış ortama açılır. Doğru mu arkadaşlar? Evet, üreme sistemi direkt dışarıya açıktır. Üreme sistemi bakteri, virüs ve mantarlara karşı hassastır. Evet, yani dışarıya açık olduğu için bu gibi mikroplara, mantarlara, bakterilere, virüslere açıktır. Düzenli banyo yapmak hijyeni sağlar ve üreme sistemi birçok hastalıklardan korur. Aynen böyle. Çünkü neden? Hani bakteri, mantar üreyebileceği çok rahat bir ortam, dışarıya açık bir ortam, düzenli temizlenmesi ve yıkanması, temiz tutulması gerekiyor. Sentetik yapılı polyester kumaşları tercih etmek üreme sisteminin sağlığı için önemlidir. Arkadaşlar, sentetik yapılı polyester kumaşlar böyle naylonumsu kumaşlar değil, pamuk gibi, pamuktan yapılma kumaşlar üreme sistemi için daha sağlıklıdır. Buna göre de arkadaşlar işte nedir? Buna göre kumaşlar, buna göre iç giyim elbiseleri, eşyaları tercih edilmesi gereklidir diyoruz. Burada sentetik ve polyester aman aman, yani insan tenine, bedenine, hele ki üreme organlarının olduğu bir yerde bunların kullanılması sıkıntı. 1, 2, 3 diyoruz. Cevabımız A şıkkı. Geldik 6. sorumuza. 6. soru diyor ki, aşağıdaki şekilde bir canlının yaşam döngüsünün aşamaları gösterilmiştir. Şimdi dişi birey erkek bireyden sperm oluşturulmuş, yumurta oluşturulmuş. Burası mayoz bölünme. Bunların bir araya gelmesi burada neyi oluşturur? Zigotu. Burası döllenme. Zigot daha sonra bireyi, büyük bireyi oluşturur. İşte bireyleri. Burası nedir? Mitoz. Zigotun bir araya geldikten sonra ömür boyu mitoz. Canlıların nesillerini devam ettirmek için kendilerine benzer yeni canlılar oluşturmasını sağlayan olayın temelini yukarıdaki aşamalardan hangisi oluşturur? Canlıların nesillerini devam ettirebilmek için kendilerine benzer yeni canlıları oluşturmasını sağlayan olayın temeli hangisidir arkadaşlar? Burada bu olayın temeli. Bakın 3 kısmı var. Nedir? Mayoz bölünme, sperm ve yumurtanın oluşturması. Daha sonra bunların döllenerekten zigotu oluşturması, değil mi? Oluşturmasını sağlayan olay. Yani bu döllenme olayı bundan bahsediyor. Hangisi bununla alakalıdır arkadaşlar? 1 ve 3. Hocam 2 niye değil? Çünkü 2 burada bebeğin artık büyüyüp gelişmesinden bahsediyor. Yeni canlının oluşmasını sağlayan olay. Bakın, canlının oluşmasını sağlayan olay. Yani döllenme, üremeden bahsediyor. Tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla 1 ve 3. Yoruma dikkat edelim. Bu tip mantıksal sorular, yani aslında doğru olan ama mantıkla farklı cevapların, şıkların çıktığı sorular çok karşımıza çıkıyor. Soruyu okumada dikkat. Zaten yeni sistemde, yeni LGS sisteminde %99 değil %100 artık mantıksal yollarla sorular ilerliyor. Buna göre okumamıza çok dikkat ediyoruz. 7. ve 8. soru erkek üreme sisteminde oluşan yapı organlarıyla ilgili, buna göre cevaplayınız diyor. Yukarıdaki şekilde gösterilen yapı organlarla ilgili aşağıdaki verilen bilgilerin hangisi doğrudur? Şimdi geliyoruz. Erkek üreme hücresini oluşturan penis vücudun dışındadır. Hayır arkadaşlar. Erkek üreme hücresini oluşturan neydi? Buradaki erkeğin yumurta dediğimiz kısmı testisti, değil mi? Dışarı açılan kısım, hani vajina gibi, dişideki vajina kısmı neydi? Erkekte penisti, değil mi arkadaşlar? Testis vücudun içindedir. Arkadaşlar, erkek bireylerde dişilere ters olaraktan
testis dediğimiz yumurta kısmı vücudun dışında bulunur. Salgı bezleri spermi testise taşır. Hayır arkadaşlar, P dediğimiz bu sperm kanalı spermi testislere taşır, tamam mı? Bu yanlış. Salgı bezleri neydi? Testisin hareketini kolaylaştıran, hareketini yani o sıvıyı üreten kısımdı salgı bezleri. Sağlıklı bireyde iki testis bulunur. Şıkları okuduğumuzda zaten direkt mantıklı ve doğru cevabın D şıkkı olduğunu görüyoruz. Şimdi bakalım, buna göre diyor P, R, S, T ve V organları aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Evet, testis demiş. Testisler neydi? R'ydi. Penis demiş. Penis neresiydi arkadaşlar? V kısmı. Bakıyoruz. İdrar kanalı. İdrar kanalı neydi arkadaşlar burada? İdrar kanalı da S diyoruz. Burada idrarın dışarıya atıldığı kısım. O zaman R, V ve S cevabımız çıkıyor. 8. sorumuz direkt olaraktan A şıkkı olaraktan işaretleyebiliyoruz. Geliyorum 10. sorumuza arkadaşlar. Yukarıdaki tabloda yapılan işaretlemelerden hangileri doğru yapılmıştır? Aman tabirlere dikkat. Zigot döl yolunda ilerleyerekten döl yatağına ulaşır. Bakın döl yolu neydi? En dış kısım, vajina kısmıydı. Hayır, zigot burada mı ilerlerdi? Neydi? Yumurta kanalından ilerleyerekten döl yatağına ulaşırdı. Aman dikkat, aman dikkat. Burası önemli. Döl yolu değil, burası döl yolu, vajina kısmı yani. Dışarıya açılan kısım. Spermin girdiği, bebeğin doğduğu kısım falan, tamam mı? Dişi üreme organının dışarıya açılan kısmı vajinaydı. Bu döl yolu yani. Peki zigot döl yolunda mı ilerlerdi? Hayır, yumurta kanalında ilerlerdi. Bir yanlış. Döl yolu, döl yatağı ile dış ortam arasındaki bağlantıyı sağlayan esnek yapıdır. Evet, döl yatağı ile dış ortamı arasındaki bağlantıyı sağlayan kısım döl yoluydu. Burada 2 dediğimiz doğru, 1 yanlış. Zigot döl yatağı üzerinde yüzeyine tutunur. Bu doğru olması lazımdı, bunu yanlış demiş. Dolayısıyla cevaplarımızdan bunu eliyoruz. Bu aslında doğru, yani doğru işaretlemesi lazımdı. Zigotun mitoz bölünme geçirmesi sonucunda embriyo oluşuyor. Evet doğru, hatta embriyodan sonra fetüs 2 aylık 2,5 aylık dilimden sonra fetüs daha sonra bebeği meydana getiriyordu. Olgunlaşan yumurta döl yolundan geçerek yumurta kanalına ulaşır. Arkadaşlar yanlış, olgunlaşan yumurta yumurta kanalından geçerekten döl yoluna ulaşır olacaktı. Döl yolundan değil arkadaşlar, pardon, döl yolundan geçerekten değil. Neydi? Yumurta kanalından geçer arkadaşlar yumurtalar, değil mi? Olgunlaşan yumurta. Burada döl yatağına düşüyordu. O da döl yoluna da değil. Dolayısıyla bu da yanlış oldu. Hangilerine doğru dedik biz? 2 ve 4. Aman dikkat, bu tip sorulardan endişe ettiğim tip sorular bunlardır. Çünkü doğrudur yanlıştır böyle 4-5 tane şeyi verdi. Arada bir tane şeyi ufaktan gözden kaçırırsınız. Bir anlık dikkat dağınıklığı soruyu götürür. Kesinlikle buna da üzülürüm arkadaşlar. Sizin adınıza dikkatli okumak gerekiyor diyoruz. Yukarıdaki bir bebeğin oluşum aşamaları gösterilmiştir. İşte dişiden burada ne olmuş arkadaşlar? Mayoz bölünmeyle yani bir ve şuradaki durumda yumurta ve sperm oluşmuş. Yumurta ve sperm burada ne yapmış? Döllenme yapmış. Ya aşağıları okumuyoruz bile. Döllenmeden sonra ne olmuş arkadaşlar? Embriyo. İşte zigot büyür, embriyo ya da buraya mitoz bölünme deyip de embriyo buraya da diyebilir. Bakacağız. Embriyo, ondan sonra fetüstü, bebekti. Şimdi birinci kısma bakıyoruz. Yumurtanın oluşma aşaması dişi bireyden. Buraya ne diyebiliriz? Yumurtalık, mayoz, mitoz, yumurtalık, mayoz diyebiliriz arkadaşlar buraya. 11'i B şıkkını diyebiliriz. Daha sonra devamı doğru mu bakalım? Döllenme demiş, doğru. Zigot büyüdü, embriyoyu oluşturdu. Doğru. Embriyo büyüdü, fetüsü, fetüste bebeği. Doğru. Direkt cevabımız B şıkkı olaraktan karşımıza çıkıyor. Geliyorum 12. ve son sorumuz. İnsanda üreme, büyüme ve gelişme konusu ile ilgili aşağıdaki verilen yargılardan hangisi yanlıştır diyor. Zigot gelişiminde anne vücudu içerisine devam eder. Doğru. Memeli canlılarda zigot ana canlı vücudunda devam ediyordu, büyüyordu. Embriyo ana rahminde büyüme ve gelişmeye devam eder. Bu da doğru. Üreme organları neslin devamı için üreme hücrelerini oluştururlar. Bu da doğru. Zigot embriyonun mitoz bölünmeler geçirerek oluşturduğu bir yapıdır. Tam tersi.
Tam tersi. Embriyo zigotun mitoz bölünerekten oluşturduğu, gerçekleştirdiği bir yapıydı. İşte zigottu, bölünüyordu, ne oluyordu? Şurada gösterelim. Zigot, embriyo, daha sonra fetüs, daha sonra bebek. Burada tam tersini söylemiş. Dikkatli olursanız direkt soruyu net olarak da cevabını görürsünüz. Evet arkadaşlar, bir testin daha sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı arkadaşlarımızla paylaşmayı unutmayalım. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiler ve saygılar.